Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler, mutlu haftalar diliyorum ve paranın şifrelisinde İslam Memiş'le karşınızdayız. Finans analisti İslam Memiş bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldin. Yeni haftayı karşılarken ekonomide bizleri neler bekliyor hemen senden alalım. Tabii iyi haftalar diliyorum öncelikle. Merkez Bankası'ndan yine sıcak haber akışları gelmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu gelen haber akışları Türk lirasına geçişi ve TL'ye dönüşü tekrar destekleyen faktörler. Dolarizasyondan biraz daha kurtulmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle kur korumalı mevduat sistemiyle alakalı TL mevduat sayılıyordu oradaki mevduatlar. Burada da bir komisyon uygulaması vardı. Bu komisyon uygulamasında ilave adımlar atıldı ve TL mevduatları destekleyen adımlarda da buradaki geçişteki TL yenileme oranlarındaki komisyon kaldırıldı. Standart TL mevduat toplam payına yönelik TL payı hedefi %2'den %2,5'a yükseltildi. Kredi akışını rahatlatmak için ve üzerinde hem ihracatı hem KOBİ'yi kredi tutarında faturasındaki miktarı da 50.000'den 250.000 liraya çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı sürekli ihracatı destekleyeceğine ve KOBİ'leri destekleyeceğine dair açıklamalar yapıyordu. Buradaki fatura muafiyet sınırını 50.000 liradan 250.000 liraya çıkarması da önemli bir adım olmuş oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu adımları özellikle kur korumalı mevduata geçişi ve buradaki teveccühü artıracak nitelikte olmaya devam ediyor. Yine bu haftaya baktığımız zaman bu haftanın özelinde yoğun bir veri akışının olduğu, merkez bankalarına odaklandığımız bir hafta karşımızda olacak. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dışarıda Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararlarına odaklandık. Fed çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Genel kanı ve piyasaların genel beklentisi pas geçeceği yönünde ve Kasım ayında 25 bas puanlı bir faiz artırımı yapacağı yönünde. Amerika Merkez Bankası Fed'in bu kararıyla birlikte küresel piyasalarda, işte dolarda, euroda, diğer altın ve gümüş gibi emtialarda bir dalgalanma söz konusu olacaktır. Özellikle dolar endeksi 105 seviyesine kadar yükselmişken Fed öncesi 106 dolar seviyesine hedef alabilir. Kısmi bir yükseliş, son bir yükseliş söz konusu olabilir. Ancak buradan tekrar bir geri çekilme beklediğimi de ifade etmek isterim. Çarşamba gününe kadar dolar güçlü duruşunu koruyabilir. Ancak çarşamba gününden sonra biraz daha yatay haftayı tamamlamasını bekliyoruz. Yine Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak saat 14'te. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı kesin bekleniyor. Ama ne kadar bir faiz artırımı yapılacağıyla alakalı kesin bir kanı yok. Kapalı bir kutu, öngörülemeyen bir merkez bankası var karşımızda. Ancak piyasaların genel beklentisi 500 bas puanlık faiz artırımı yapacağına dair fiyatlamalar da söz konusu oluyor. Dolar güçlü başladı, diğer yay güçlü başladı. Bu hafta geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa karşımızda olacaktır. Borsa geçen haftayı düşüşle tamamlamıştı. 7.961 puan seviyesinde. Borsa tarafında ilk gün bir tepki alımı mümkün olabilir. Ancak ben negatif görünümün devam ettiğini tahmin ediyorum. Borsada 7.750 puan, 7.500 puan ve altındaki rakamlar mümkün teknik olarak. Düşüşlerin devam etme olasılığı güçlü diye şu anda duruyor. Evet. Dolar TL kuru 27 lira seviyesinin üzerinde haftaya başladı. Burada 26.80, 27.20 bant aralıkları var bu hafta için. Bu bant aralıklarını takip edeceğiz ama döviz kurlarında genel itibariyle yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Düşüşle alakalı bir emare, bir beklenti şu anda yok. Dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan yatırımcıların veya vatandaşlarımızın döviz kurundaki yönü yukarı yönlü olduğunu bilmesi gerekiyor. Avro TL kuru biraz daha sakin ve yatay çünkü euro dolar paritesi düşük, 28.82 evet. lira seviyesinde. Burada 26-29 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak euro dolar paritesinde bir 0.61 seviyesi var. Burada da dip seviyeler olduğunu ben tahmin ediyorum. Buradan tekrar hızlıca yukarı yönlü hareketler var. Bugünün koşullarında
ısrarla döviz almak isteyen yatırımcısı dolar mı euro mu diye bir soru soruyor. Bu sorunun cevabı bende eurodur. Euro dolar paritesinin 1.06-60 seviyesinde olması düşük bir rakamı işaret ediyor. Yine bu hafta 1.08 seviyesinde haftayı tamamlayabiliriz. Yukarı yönlü hareketler desteklenebilir. O yüzden bu haftanın kazandığını bence dolara göre euro olabilir. Ons altın tarafında yatay bir seyir var. Biraz daha toparlanma isteği de 1.928 dolar seviyesinde. Bu hafta 1.910-1.950 dolar aralığını takip ediyor olacağım. 1.910 dolar seviyesinin altına sarkma ihtimali biraz zayıf ama Fed'in faiz kararından sonra 1.950-1.960 dolar seviyesini hedef alan bir ons altın karşımızda olacak. Gram altın serbest piyasalarda 1.717 lira seviyesinde. Burada da düşük bir rakam kalma ihtimali zayıflıyor her geçen gün. Geçen haftaki yorumlarımızda özellikle altın almak isteyen yatırımcıları oldukça uyardık. Buralar ucuz, uygun fiyatlar. Çünkü yılın son ayında 1.880 lira seviyesinde bekliyor olacağım ve bu fırsatlar daha gelmeyebilir. Yine düşük kalmaya devam ediyor gram altın TL fiyatı. 1.700-1.720 lira aralığında dengelenme çabasını sürdürüyor. Ancak bu haftayı yine yükselişle tamamlamasını bekliyorum. Kripto para piyasasında Bitcoin tarafında bir miktar toparlanma var. 26.655 dolar seviyesinde %1 primli haftaya başladı. Evet, bu tarafta yükseliş var. Evet, yani bu tarafta 28.000 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmadıkça yükselişten bahsetmemiz mümkün değil. Burada bir baskılanma süreci halen devam ediyor. Ve petrol fiyatları önemli benim için. Çünkü 94 dolar seviyesinin üzerinde diğer yayınımızda yine geçen hafta hedefin 96 dolar olduğunu ifade etmiştim. Şu anda 94 dolar seviyesinin üzerinde. Petrol fiyatlarının yükselmesi yine bu hafta pompa fiyatlarına zam alarak yansır. Büyük bir ihtimalle pompa fiyatlara yeni zamlara hazırlıklı olmak lazım. Hedef 96 dolar seviyesi. Yıl sonuna kadar belki toplu oluşum tarafına da yeni zamlar gelebilir. Maliyetler artmaya devam ediyor. Evet. Tabii ki petrolün yüksek olması bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere enflasyon olarak tekrar yansıyabilir. Ama genel itibariyle petrol fiyatlarındaki yükselişler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için risk oluşturmaya devam ediyor. Peki az önce Perşembe günü işte Merkez Bankası'nın faizinden bahsederken bayağı bir kapalı kutu diye bahsettin. Bir yandan evet. da kredi kartıyla ilgili bir takım çalışmalar var. Evet. Devam ediyor işte alımları bir yandan işte kredi kartı faizlerini ve kredilerin önüne geçmeye çalışılıyor. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta bir takım çalışmalar, açıklamalar yapıldı. Nedir sendeki durum? Sonrasında gelişecek var mı kararlar? Evet, yani kredi kartının vadesiyle alakalı, komisyonuyla alakalı, taksit oranıyla alakalı bir güncelleme mutlaka söz konusu. Bunlar yakın bir tarihte kamuoyuna açıklanacak. Burada evet. sıkılaştırma politikası önemli. Özellikle kredi musluklarının tamamen kapandığı bir ortam. Hazine ve Maliye Bakanı bu konuya çok önemsiyor. Özellikle içerideki dengeyi sürdürmek için bu kararları aldığını ifade ediyor. Tabii ki taksit tutarının azaltılması, limitinin azaltılması ve birçok kalemde kredi kartıyla satışın ortadan kalkması gibi tedbirler söz konusu olabilir. Yine hatta altının bile kredi kartıyla alınmasını önleyecek bir takım kararlar belki önümüzdeki günlerde bekleniyor evet. diye çıktı haberlerde. Doğru. Yani bu konuyla alakalı yine geçen hafta da bir açıklamam oldu. Kredi kartıyla altın satışı veya 14 ayar işlenmiş altınları taksit gibi durumlar söz konusuydu. Bunların kalkması da sürpriz olmamalı. Peki sonrasında daha çok borsayla ilgili bir düşüşten bahsettin. Bunu evet. zaten tweetlerinde de bahsediyorsun. Yani biraz daha temkinli mi davranmalı insanlar? Yani uzun vadede borsa yine yükselişine devam edeceğini ben düşünüyorum. Yani gördüğüm pozitif. Ancak kısa vadede aşağıda ihlal edilen alanlar var. 7.750 puan, 7.500 puan, 7.200 puan. Bunlar ihlal edilen alanlar. Çok hızlı yükseldi. Bu evet. kadar agresif yükselişlerden sonra da teknik olarak bu düzeltmelerin öyle ya da böyle mutlaka olması gerekiyor. Bahanesi ne olur onu bilemeyiz ama bu ihlal edilen alanlar mutlaka teknik olarak düzeltmesi gerekiyor. Şu anda da biraz negatif başladı 7.952 puan seviyesinde. Ben bu satış dalgasının devam etme ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Borsa tarafında giriş yapan yatırımcısının da düşüşlerde kademeli alım politikasını mutlaka uygulaması lazım.
7 milyondan fazla bir yatırımcı portföyü var. Yaş ortalaması evet. genç ve özellikle de kısa vadeli bir piyasa olarak bunu düşünüyorlar. Bundan sonraki süreçlerde biraz daha dikkat etmekte fayda var. Sanki bir kripto havası var borsada da. Ekonomistler bile anlamıyor halka arzı. Herkes işte büyük bir katılımla girişiyor diye. Evet. Eskiden böyle bir furya yoktu. Bir furyaya dönüşmüş durumda. Bakalım sonuçları ne olacak ama uzun vadede yatırımlar pozitif. Devam etmeli pozitif. Evet. Ama sonrasında yine de temkinli olmakta fayda var diyorsunuz. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi haftalar dilerim. Teşekkürler. Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifrelerinde sizlere haftayı genellemeye çalıştık. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.